Gidelim Akyaka'ya gidelim. Yangınla ilgili bağlantılarımız söz konusu. Özellikle termik santral çok konuşuluyordu. Önce Mandev'e mi gidelim? Önce Mandev'e gidelim. Marmaris'te şu anda. Marmaris'te. Mandev anlat, ne oluyor ne bitiyor. Bir saattir neler yaşadın, neler yaşıyorsun. Söz sende. Yeniden merhaba Ebru. Murat, iyi yayınlar dileyelim. Şu anda Marmaris'teki bekleyişimiz sürüyor. Aslında burası korku filmi platolarını aratmıyor. Ahmet abiden rica edeyim, şöyle sizlere göstersin bakın. Yani sanki bir korku filmi platosundaymışız gibi bir ortam söz konusu burada. Ağaçlar yanmış vaziyette. Normalde burada arıcılık yapılıyordu. Buradaki arı kovanları da yandı tabii ki. Manzara bu şekilde. Dün neler oldu ondan bahsedelim size biraz. Termik santrale sıçradı yangın ki biz iki gün öncesine kadar oradaydık. İnşallah bu yangın buraya sıçramaz diye haber yaptık ki aslında oradaki yöre halkıyla da konuştuk. Onlar da umutluydu ama bir anda hızlanan rüzgar 60 kilometreye kadar hızlandığı açıklandı. 60 kilometrelik bir hıza ulaştığı açıklandı o rüzgarın. Bir anda ortamı, deyim yerindeyse, küle çevirdi. Şu anda Marmaris'teyiz. Bakın aslında yangının ne kadar yerleşim yerlerine ne kadar yakın olduğunun en büyük göstergesi şu anda bulunduğumuz alan. Ahmet abi sizlere gösteriyor. İşte insanların evleri yandı. İnsanlar burada arıcılık yapıyorlar. Küçükbaş hayvancılık yapıyorlar. İnsanlar artık burayı terk etmek zorunda kaldı. Şu anda burada kimseyi görmüyoruz. Şu anda burası sönmüş bir vaziyette ama yine önlemlerin elden bırakılmadığını söyleyebiliriz. Arazözler, jandarma ekipleri, orman işçileri, itfaiye ekipleri olası aksi bir durum için her an teyakkuzdalar, bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şöyle bir dönelim Ahmet abi. Bakın burada bir de kümes var. Kümesin içinde de iki tane, üç tane tavuk var. Onu da gösterelim. Aslında demek ki kaçanı kaçmış, kaçamayanlar da yeniden sahipleri tarafından buraya kadar getirilmiş. Şöyle ilerlere baktığımız zaman gerçekten manzara çok kötü. Gerçekten içler acısı. Yani az önce de söylediğim gibi korku filmli platolarına benziyor artık burası. Bir an evvel buraların yeniden eski hallerine dönmesini temenni ediyoruz. Aslında şu anda bu bölgede, özellikle Marmaris bölgesinde çok büyük bir yoğunluk olmadığını söyleyebiliriz. Olay tamamen Milas ve Ören bölgesinde. Şu anda bütün yoğunluk orada, özellikle dün akşam çıkan termik santralde çıkan yangın sonrasında bütün yoğunluk orada. Ama yine ekipler burada teyakkuz halinde bekleyişlerini sürdürüyorlar olası aksi bir duruma karşı. Mustafa, çok teşekkür ediyoruz. Gayet güzel bir noktada ve yangının daha doğrusu iyiden iyiye hissedildiği bir noktadan bize anlattı. Ve Akyaka'ya dönelim. Sevgili Uğur, Uğur orada. Uğurcan İncegül'le beraber. Uğur Alaaddinoğlu. Ne anlatacaksın? Şimdi bir saat önce bağlandık. Hava sıcaklığı aşağı normal dedin. Şimdi öğle saatleri de geliyor. Hava sıcaklığı var mı? Bir rüzgar etkisini arttırabilir mi önümüzdeki zaman diliminde? Nem var mı? Ve yağış gelmeyecek mi Allah aşkına oraya? İstanbul'da yağış bekleniyor hafta sonu. İstanbul'a gelsin. Tekrardan merhaba. Yağış gelmeyecek mi sorusunu aslında hemen kameraman arkadaşım Uğurcan İncegül'den isteyeyim. Bir gökyüzünü gösterebilirse göstersin. Bakın burada hava açık. Akyaka'da hava açık. Ören'de de hava açıktı. Bulut anlamında açıktı. Ancak tabii kara bulutlar kaplamıştı o tarafı. Yani şu an itibariyle yağışla ilgili bir beklenti yok. Nem yüksek. Şunu da söyleyeyim. Hava sıcaklığı şu an itibariyle 35 dereceler civarında. Peki biz dünkü yayını hatırlarsanız şunu söylemiştik. Yine saat 8-9 arasında yaptığımız yayınlarda şunu söylemiştik. Rüzgar yok demiştik şu an. Eğer yangınlara müdahale edilirse, işte o irili ufaklı yangınlara da müdahale edilirse aslında yangın büyümeyebilir. Kontrol altına alınabilir demiştik. Şu anda bu bölgede rüzgar yok. Sabah erken saatlerinde rüzgar yok. Ancak öğleden sonra, özellikle 2'den sonra, 14'ten sonra rüzgar etkisini çok ciddi bir şekilde hissettiriyor. Dünkü o elektrik santralindeki, Kemerköy'deki santralde de herhangi bir risk yoktu aslında Ebru Akel, Murat Güloğlu. Aslında herhangi bir risk yoktu. Çünkü önlemler alınmıştı, alevler görünmüyordu. Arka taraftaki mahallelerde müdahale ediliyordu yangına. Ancak bir anda oldu. Her şey bir anda oldu. Saat 15 sıralarında
sert esen rüzgar bir anda o dumanı, o alevi harladı ve aşağıya doğru, termik santrale doğru çok süratli bir şekilde aşağı indi. Açıkça şunu söylemem gerekirse, yangını görüyorduk tepede. Bu yangın buraya ulaşmaz diye düşünüyorduk. Ancak bunu dedikten yaklaşık 5 dakika sonra maalesef o alev aşağıya doğru, yani termik santralin hemen dibine doğru geldi. Oralarda hendekler kazılmıştı, ağaçlar kesilmişti, arazözler yollar yapmıştı, itfaiye ekipleri konuşlandırılmıştı. Aslında onların büyük bir mücadelesi sonucu aslında o dakikalarda yangın sirayet etmemişti santrale. Ancak saat 21 sıralarında, akşam 21 sıralarında tekrardan başladı orada yangın ve gerçekten nasıl söylesem, tabiri caizse bir can pazarı yaşandı orada. Herkes kaçışmaya başladı. Sahil kesimine kaçmaya başlayan insanlar vardı. Oradaki donanma gemisiyle tahliye edilenler oldu. Yaklaşık 2000 kişiye sayı olarak 2000'e yakın kişi oradan sahillerden tahliye edildi. Yine karayoluyla Akbük, Akyaka, Muğla yoluna insanlar tahliye edildi araçlarıyla. Araçları olmayanlar için de servisler, o an bir çözüm bulundu ve servisler sağlandı, servislerle çıkarıldı. Jandarmanın hiçbir şekilde dün akşam saatlerinde geçişi yoktu. Çok katı kurallar koymuştu. Hiçbir şekilde araç geçişine, insanların geçişine, görevliler dışında tabii izin verilmiyordu. Dün akşam çok müdahale edilemedi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da bir açıklama yaptı dün gece yarısından sonra termik santralle ilgili. Öngörüldüğü için bazı devreler, yani ana ünite diyelim, devre dışı bırakıldı demişti. Aslında bu biraz da yüreklere su serpmişti. Dün şöyle söylentiler de vardı. 40 tonun üstünde kömürün olduğu ve o kömürün santralin dışındaki Ören'e yakın bir noktaya konuşlandırıldığı söylenmişti. Yanmaması için. İşte dün kimyasal gaz salınımı ihtimali de vardı Murat. İşte bunun da korkusu vardı. Aslında bu nedenle tahliye edildi. Normalde baktığımız zaman Ören sahile yakın bir kesim. Hemen arkasında dağlar var. Sıra dağlar var, ormanlık alanlar var, ağaçlık alanlar var ama arada mesafe, yani evlere sirayet etmesi, yani oraya gelip tekrardan sirayet etmesi, aşağı inmesi, evlerin yanma ihtimali biraz düşüktü. Ancak işte o termik santralinin alev almasından dolayı, içeride yangının görülmesinden dolayı büyük bir panik yaşandı. Toma aracı yandı. Haberimizde izlediniz. Toma aracının yandığı söylendi. Çok şükür içindeki görevlere, polislere herhangi bir yaralanma söz konusu olmadan onlar da canlarını kurtardı. Şu an itibariyle hava sıcak, evet, 35 derece civarlarında Akyaka'da. Zaten burası sahil kesimi. Akyaka ile Ören arası çok engebeli yollar var. Yani çok girişli, virajlı yollar var. Dağlardan aşıyorsun. Buraya 1,5 saate gelebildik biz normal şartlar altında. Şu an yangının bu tarafa doğru gelme ihtimali çok 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 zayıf. Ve şu anda Ören'de de yangın kontrol altına alınmış kısmı yerlerde. Ancak dediğim gibi öğleden sonra o rüzgar tekrardan harlayabilir o yangını ve yine istenmeyen görüntüler ortaya çıkabilir. Ekiplerin oradaki hem havadan hem karadan mücadelesi canhıraş şekilde devam ediyor. Bakın Murat, bu canhıraş, can havli, işte bu kelimeleri fark ettiyseniz bir hafta boyunca sürekli kullanıyoruz. Yayınlarımızda kullanıyoruz, anonslarımızda kullanıyoruz. İşte ekipler gerçekten bu kelimelerin hakkını verir bir şekilde insanüstü çabayla, polisler de öyle, jandarma da öyle, itfaiye ekipleri de öyle, sağlık ekipleri de öyle, herkes teyakkuz halinde ve inşallah öyle umuyoruz ki bir an önce bu yangın son bulsun, artık ciğerlerimiz yanmasın, artık insanlarımız mağdur olmasın, eski evlerini, yani tabii hasar görmüş evleri maalesef, tekrardan hayatın normale dönmesini istiyoruz. Gerçekten bunu bir an önce diliyoruz ve inşallah yağmur yağar, inşallah yağmur yağar ve o yangınlar söndürülür, tamamen etkisiz hale gelir ve insanlar da derin bir nefes alır ve hayatlarına devam ederler diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. En büyük temennimiz bugünlerde bu, bir yağmur yağsa. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Uğur. Uğurcan İncegül'le beraber Uğur Alaaddinoğlu bizler için, sizler için haberlerini aktarmayı sürdürüyor. Şimdi